أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bir senedi muttasil ennebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal İza ahsana ahadukum islamahu fe kullu hasenetin ya'maluha tuktabu lehu bi ashr amsalihâ ila seb'i mi'eti dayf ve kullu seyyetin ya'maluha tuktabu lehu bi misliha hatta yelka Allah sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı nizam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala alim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden iftihar-ı darbaka edenler rahmetullahi aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhane'yi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın meşafenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İza ahsana ahadukum islamahu sizden biriniz Müslümanlığını güzelleştirirse ne demek? Allah-u Teala'nın emirlerine tam yapışır, yasaklarından uzak durur, Allah'tan hakkıyla korkarsa, haramlardan uzak durur, helal aleminde hayatını idame ettirirse İslam'ın güzel olması bu demek. فَكُلُّ حَسِنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ اَمْسَالِهَا Böyle güzel bir Müslümanın her yaptığı iyilik, sevap kazandıran Allah'ın emrine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine, dinimizin kurallarına uygun her güzel işi 10 misliyle yazılır. Bir iyilik yapıyor, 10 misliyle yazılır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcelal Hazretleri "Men ca'e bil haseneti felehu ashru amsalihâ." Kim bir iyilik yaparsa ona 10 misli vardır buyurulmaktadır. Evet. Kur'an-ı Kerim'de buna dair ayetler vardır. Bakara Suresi'nin 261. ayetinde. Evet, öyle 10 misli bir sevap yaparsak 10 misli veriyor Allah. Adalet uygulanacak olsa bir iyilik yapsak bir sevap vermesi lazım. 10 misli vereceğim diyor. Bu Allah'ın bir lütfu, Allah'ın ihsanı. Şimdi Allah'ın lütfu ihsanının müminlere olan görünüş, tezahürü, alameti şurada daha iyi gözüküyor. Evet. 10 misli dedik. Ama başka şeylerde rivayetler var. Bazı rivayetlerde ila seb'i mi'ati dayf. Evet. 700 katına kadar. 1'e 10 verir. Ama 700 katına kadar da Allah ihsan eder. Bunun da delili var Kur'an-ı Kerim'de. Meselüllezine yunfikun emvalahum fi sabilillah.
Allah yolunda, ne demek o Allah yolu? Allah yolu sadece vatan, millet, din, namus için çarpışmak. Tabii başta Allah yolu bu, fi sebillah bu. Allah'ın rızasını kazandıracak her iş Allah yoludur. Allah yolunda bir kimse, bir iyilik yaparsa, mesela الذين ينفقون اموالا في سبيل الله, mallarını Allah yolunda harcayanların durumu neye benzer biliyor musunuz? Kemesele habbetin enbetet seb'a sümbület sena bile fikir sümbületin metu habbe. Bir başak düşünün, bir başak, bir taneden yedi başak, her başakta 100 tane var. Evet, 100 tane. Bir taneden 7 başak olmuş. Her başakta 100 tane var. Yani 1'e 700. Peygamberimiz buyurdu ya bir rivayetinde, bir iyilik yapana 1'e 10, hatta 1'e 700 verilir. Aha, öyle Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i celile bu. Allah yolunda mallarını harcayanlar böyle bir taneden 7 başak, her başakta 100 başak olmak üzere böyle sevap kazanırlar. Vallahi yudaifu limen yeşâ'u. Ama Allah dilediğine dilediği kadar fazla verir, kat kat verir. Bu da bir ölçüdür, yani çok verir anlamınadır. Yoksa 700 orada geçilmez sınır değil. Geçilmez sınır, daha çok verebilir. Dilediğini verebilir. Vallahi vâsi'un alîm. Allah her şeyi bilir. Allah vasidir. Allah'ın kereminin hududu, sınırı yoktur. Tükenmez hazine sahibidir. Öyleyse yaptığımız amellerin, her ibadetin kökü niyete dayanır. İnnemel amalu bin niyyat. Ameller niyetlere göredir. Niyetin sağlamlığına göre, güzelliğine göre 1'e 10'dan başlar yapılan iyilik. 1'e 700, 1'e namütenahi. Yapılan niyetteki ihlasa göre, samimiyete göre bir müminin yaptığı iyilik namütenahi sevap kazandırabilir. Heza fazlun minallah. Bu Allah'ın bir lütfudur, keremidir, ihsanıdır müminlere. Şimdi ve kullu seyyiyetin ya'meluha tüktebu lehu bimisliha. Kötülük yaparsa insandır, her söylüyoruz. İnsan beşer, durmaz şaşar. Eyler hata, üçer beşer. Böyle sevap yaptı mı 1'e 10, 1'e 700'e kadar. Hatta nam-i tenahi. Kötülük yaparsa 1'e 1. Öyle. Ve küllü seyyidin ya'melü ve tüktebülehu bimislihe. Yaptığı kötülüğe karşı adalet, orada adaleti uygular. Kızmaz, mümine kızamaz. Çok sever mümini. Allah veliyyüllezine emenü. Allah müminlerin dostudur, velisidir. Sever onları. İyilik yaptılar mı 1'e 10 en az. 1'e 700. Hatta 1'e namütenahi. Kötülük yaptılar mı onları defterinden silmez. 1'e 1 adaletini uygular. Bir yanlış iş yaptım, bir günah yazar. Gerçekten ne kadar mümini koruyor. Bu ne zamana kadar böyledir? Hatta yalkallâhe, mümin ölünce kadar böyledir. Bir insan yükümlü olduğu mu, mükellef oldu mu, işte erkekler ihtilam oldular mı, düş azdı mı, yükümlü olurlar, sorumlu olurlar. Kızlar da hayız gördü mü, sorumlu defterine yazılırlar, ondan sonra sabi sayılırlar. Yaptıklarından sevap alırlar ama işledikleri günahlardan defterine günah yazılmaz, yanlış işlerden sabidirler. Ama bu çizgiden sonra tam yükümlü olurlar. İşte bir mümin bu anından itibaren vefat edinceye kadar, Allah'a kavuşunca de, o demek, vefat edinceye kadar iyilik yaparsa 1'e 10 en az. 1'e 700 de var ama 1'e namütenahi de var. Allah Zülcelal Hazretleri öyle Kur'an'da beyan buyuruyor. İhlasına, niyetinde güzelliğe göre. Yanlış iş yaptı mı 1'e 1 adaleti uygular. Kızdığından dolayı bir içtiği kötülüğü 2 günah yazmaz. 1 günah yazar. Allah'ın bir lütfudur bu.
Evet. Şimdi güzel Müslüman demiştik. Haramlardan sakınan, takva sahibi, Allah'tan hakkıyla korkan insan, farzları yapan, vacipleri yapan, peygamber sünnetlerine uyan. Dediler ki bazı alimler, husnu islamil mar'i, bir adamın Müslümanlığının güzelliği nereden anlaşılır? Fit tariq, istikametuhu fit tariqi, bihaysu la ya'si rabbahu, Allah'a isyan etmeyecek şekilde hayat yolunda dürüst olmasıyla anlaşılır. Dürüstlük çok önemli madde. Dürüst olan adamı Allah namütenahi sevap verir iyiliğinden dolayı. Dürüstlük çok zor bir iş. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fastakim kema umirt, emrolunduğun gibi dost doğru ol, istikamet üzere ol diyor, buyuruyor ki Hud suresinde bu. Şeyyebetni Hud ve havatuha. Hud suresindeki şu ayet ve benzeri ayetler saçımı arttı diyor. Emir var peygambere. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Festakim kema umirt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Emir. Dost doğru olmak da zor bir iş. Bu ayet ve benzerleri saçımı arttı diyor peygamberimiz. Ki masumdur. Allah-u Cülcel Hazretlerin gözümüzün önündesin, kontrolümüzdesin Habibim. Böyle ayetler var. Gelmişsin, geçmişini silmişiz. Seni çok seviyoruz. Ayetler var. Sen ne dersen istediğin yeter deyince kadar vallahi vereceğiz diye. Ve dua, ayet var, yemin var. Buna rağmen bu ayet beni diyor ya ihtiyallattı, saçımı arttı. Dosdoğru ol emrini verdi. Evet, kimseyi kayırma. Allah'ın emrettiği şeyleri Allah nasıl emrettiyse, ne şekilde uygulanmasını emretti, o şekilde uygula. Hatır gönül dinleme, nefsine uyma. Uymaz da zaten efendim insanlık, tabii peygamberimiz beşerdir. Peygamberdir ama melek değildir. Beşerdir, insandır. O da Allah'ın kuludur. Bizim çizgimiz bu. Peygamber diye tanrılaşmaz asla. Allah sadece mabud, tapılacak olan varlık Allah. Peygamber o Allah'ı bize tarif ediyor. Bu yoldan gidilir, böyle yapılır, böyle çatılır diye. Fonksiyonu bundan ibaret. Ama olmasaydı tanıyamazdık Allah'ı. Bize tanıtıyor ama o da bizim gibi bir kul ve sorumlu. Bütün peygamberler sorumlu. Asla tanrılaşmaz, asla. O da insan. Evet öyle. Beşer olarak dost doğru emrolunduğun gibi ol, beni ihtiyarlattı diyor. Zor bir iş. Tabii zoru başaran da madalya alır, rütbe alır. Evet, rütbe alır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle çetin imtihanlara girmiş, Huneyn harbini kazanmış. Allah'ın emri kumandan istediği gibi taksim eder. Hak tanımış ona. Beşte birini diyor şöyle yap, gerisini şöyle yap. Ayetler var, uyguluyor ama takdirine bırakıyor kumandanın. Ülül emr, devlet reisinin takdiri. O zaman da peygamberimiz devlet reisi, Müslümanların başında. Mekkeliler yeni Müslüman olmuşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in derdi ne? İslam'ı yüreklere nakşetmek. Güzel Müslüman olsun insanlar. Evet, Mekkeliler Müslüman olmuşlar ama zorlamadan Müslüman olmuşlar ama yeni Müslüman olmuşlar. İyice iman köklesin, pekişsin kalplerinde diye Mekke'den hemen Müslüman olmuşlar. İki gün sonra hadi demiş savaşa. Hayır dememişler. Bu da bir kahramanlık. Ya dün Müslüman olduk, adam bizi ölüme götürüyor dememişler. Gelmişler. Buradan hak etmişler zaten, mükafatı hak etmişler. Peygamberimiz o da onların imanların kökleşmesi için onlara bol bol ganimetten yetkisi var, veriyor. Kalpleri ısınsın diye. İnsanların psikolojisini çok iyi biliyor. Tabibi kulub, kalplerin doktoru Muhammed Mustafa. Isındırmak için insanoğlu parayı çok sever. Evet, her insanı sever. Çok veriyor. Medinelilerden bazıları, cahil adamlar her zaman var.
kafası az çalışanlar var. Görüyor musun? Biz adamı ne kadar koruduk, peşinden ölmeye koştuk. Yine de öyleyiz. Ama hemşerle görünce onlara çok vermeye başladı diye bir iki laf eden olmuş. Yahut da kalbinden geçiren olmuş. Yani burada şeyler var. Kalbinden geçiren olmuş. Peygamberimiz bunları biliyor. Birisi de biraz ileri gitmiş. Adalet yap ya Resulallah demiş. Çünkü Mekkelilere veriyor. Eski hemşerileri filan Medine'ye gelmiş ama demiş ki ben adalet yapmazsam kim adalet yapacak? Demişler ki ya Resulallah aklı erenler. Vallahi mal falan gözümüzden yok da şimdi sen bu malların hepsini onlara verdin ya burada kalacaksın diye işimize geldi. Biz seni çok seviyoruz. Mal mal istemiyoruz. Demiş ki Resulullah'ın hayatı da mematı da sizin aranızda olacak. O zaman demişler dünyayı versek umurumuzda değil. Dertleri peygamberimiz. Dertleri peygamberimiz. Öyle. O da istiyor ki bu kalabalık kitle içinde çok böyle kafalı, nüfuzlu, bilgili kişiler var. Bunları tam Müslümanlığa şey ederse her şeyi göze alabilecek derecede imanı kavi olursa İslam'a büyük destek var tabii. Ötekileri atsan da gitmez onlar. İslam'ın tadını tatmış. Bunlar yeni Müslüman'da. Bunu bu hedefe götürmek istiyor. Demiş onlar mal onların olsun. Resulullah sizin olsun istemez mi? Demişler istemez olur muyuz? Biz zaten ondan korktuğumuzdan böyle düşündük. Böyle var vakalar var. Evet. Dost doğru olmak. Peygamber hiç yanlış iş yapmadı. Allah'ın verdiği yetkilere göre o çizgilerde gitti. Ama gene de dost doğru ol. Peygamber beni ihtiyarlattı diyor. Bizim de en önemli maddemiz budur. Namaz kılmak kolaydır. Yok hocam ya. Adama neler vaat ediyoruz? Neler, ne usuller uyguluyoruz? Camiye götüremiyoruz. Asılmaya gider gibi gidiyor. Namazdan soğumuş adam. İnkarcı değil ama 50 sene camiye gitmemiş. Ne kadar zor gelir o adama namaza gitmek. Allah namazı sevenlerden eylesin. Namazı sevmek önemli maddedir. Ama namaz kılmak zor değildir. Dadını dassa bir adam daha da terk edemez. Peygamberimiz de bir ölçü veriyor. 40 gün diyor imamın Allahu Ekber tekbiriyle diyor beraber camide namaza başlayın diyor. Ondan sonra kovsan da gitmez adam namazın dadını dadar. Namaz öyle tatlı. Öyle diyor peygamber. Dünyada bana gözümün nuru namaz sevdirildi diyor. Gözümün nuru namaz. Çok tatlı, zevkli. Allah'la buluşuyor bir mümin. En büyük hedefi odur. Ve gerçekten bu çizgiye ulaştı mı bir mümin, namaza durduğu anda tüm dünya hisleri, duyguları iptal olur. Hiçbir şey duymaz. Bunun örnekleri var. Örnekleri çok. Mesela Hazreti Ali Efendimiz namaza durmuş. Namazdayken bacağını yarmışlar, bağlamışlar, sarmışlar. Hiç acı duymamış. Selam vermiş, demiş ki denger, baş denger. Neden? O demişler, biz birinci rekatta hallettik onu, haberi yok. Evet, namazın tadını neden adam işte böyle duymaz. Öyle bir Allah'la bütünleşir, buluşur. Dünyayı duymaz, kulağı duymaz. Böyle güzel bir zevk alır. Miracıdır, müminin miracıdır namaz. Öyle bir güzel bir şeydir. Ama yine de kolaydır. 12 farzı var. Onları abdestin işte o birisi abdest biliyorsun. Yaparsınız namaz olur. İstikamet üzere olmak zor bir iştir. Çünkü biz zayıf insanlarız. Bazı zaaf taraflarımız var. Mesela bir adam hanımını sever. Mesela bir adam kızını oğlunu sever. Bir adam parayı sever. Akrabasını sever. Allah öyle yaratmış. Bütün insanları sevmek hedeftir. Mevlana gibi gel gel kucaklar. Yunus Emre gibi yaradılanı hoş gör. Yaradandan ötürü. Bütün insanları kucak. O son nokta. Hedef odur da. Hedef odur da. Ama bizim gibi adamlar biz akrabamızı daha çok severiz. Müminleri de severiz ama oğlumuzu kızımızı daha çok severiz. Öyle yaratılmışız. Kural bu. Evet.
Bunlara rağmen Allah, Muhammed Resulullah diyebiliyor muyuz? Evet, işte o istikamet. Her şeye rağmen istikamet duygusu. Ta orada bir keresinde Hazreti Ömer, biliyorsun Hazreti Ömer'in kahramanlığını, dünya parmak sürüyor ona. Ne misilli adam, öyle adil adam diyorlar. Yavru Müslümanın, dünya hayran ona. Demiş ya Resulallah, kendimden, ailemden sonra en çok seni seviyorum. Olmadı ya Ömer. Neden ya Resulallah? Beni kendinden de, ailende, çoluk çocuğundan da daha öte sevmedikçe gerçek noktaya ulaşamazsın Ömer. Diyor ki vallahi şimdi her şeyden daha çok seviyorum seni. Ne kendim, ne çoluğum, çocuğum, hiç gözümde yok. Şimdi yerini buldu Ömer diyor. Bu nokta çok önemli tabii. Bu noktaya, bu inanca ulaşan adam tabii adil hareket eder. Her yerde Allah'ın emrini tatbik eder, uygular, vız gelir ötekisi. Vız gelir, hiç rahatsız bile olmaz. Şimdi bakın, bunlar bir derecedir. Şunları öğreniyoruz. Her şeyde önce Allah'ın emrine teslim olacağız. Müslüman o demek zaten. Peygamber'e örnek alacağız, ona teslim olacağız. Başkalarının söyledikleri hikaye öğreniyoruz. Tabii nazara alacağız, fitneyi uyandırmayın. Geçin, insanlarla iyi geçinin maddeleri var. Var ama hedef bu. Önce Allah'ın dediği olur. Muhammed Aleyhisselam dediği olur. Şimdi böyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. İçinizden diyor ki ya bu benim akrabam, şu kadar da iyiliğini gördüm. Artık ona azıcık bir iyiliğim dokunsun diyeceğiniz sırada bu bilgiler aklınıza geliyor. Allah'ın dediği budur. Amcam olsan, dayın olsan, kim olsan ol, bu emir uygulanacak diyorsun iradenle. Bu da bir derecedir. Ama bu son nokta değildir. Böyle durumlarda hiç böyle aklına gelmeksizin Allah'ın emrini hiç rahatsız olmaksızın bir mücadele falan geçirmeksizin huy haline gelmiş, hiç duymuyorsun bile teklifleri. Allah'ın dediği emir her şeyden önde sende. O noktaya ulaşmak hedef budur. Hedef budur. Böyle olmak zor bir iş. İşte bu noktaya geldiğiniz zaman tam istikamet üzere olursunuz. Hatır gönül iş yapmazsınız, yanlış işler yapmazsınız. Onun için her zaman misal veririm, ben çok severim Bayezid Bestami Hazretleri'ni. Diyor, havada uçmak önemli değil diyor. Kuşlar da uçuyor ama hayvandır diyor. Efendim, denizde batmadan yürümek. Olur mu? Yürüyor ya adam. Sen de yürüyebilirsin. Böyle işte Allah'ı çok seven adam, Peygamberi çok seven adam diye vaaz etmiş hoca. Gölün karşı tarafından vaazı dinlemeye vatandaş gelmiş. Söylemiş bir iki madde. Gitmiş şeyine, köyüne, yoluna gitmiş. Geçmiş karşı tarafa. Hoca şunları söyledim, birini unuttum. Dolayısıyla hocayı kaybedecek. Allah'ım sen bilirsin diyor. O unuttuğumu bana hocayı yetişeceğim diyor. Bakmış denizin üstünde herif batmadan cabul cabul koşup geliyor hocaya. Dur hocam bir dakika, söylediğin maddenin birini unuttun. Oğlum git demiş, git git. Denizde suda batmamak güzel bir şey yahu. Keramet bu yahu. Evliya bu yahu. Ama diyor ki Bayezid Bestami, bu da kolay diyor. Bu da önemli değil. Balıklığa da diyor batmaz. Ama hayvandır. Bir anda Kabe'ye gitmek, bilmem nereye gitmek, o da evliyanın kerametinden. Sıradan insanlara olmuyor bu iş. Olmuyor. Ta uzakları görüyorlar. Hazreti Ömer hutbe okurken ya Sariye Cebel diye bir bağırmış. Ta Azerbaycan'da İslam ordu kumandanına, Sariye İslam ordu kumandanı halifeliği zamanında, bakmış Ömer'in sesi. Dağ tarafına dikkat et. Hakikaten düşman arka tarafından çevirme hareketi yapıyor. Oradan görmüş. Medine'den Azerbaycan'ı görüyor Hazreti Ömer. Ve bir bakmış ki düşman çevirme hareketine girmiş. Hemen tedbir almış, kurtarmış. Medine nereye? Azerbaycan. Bu var. Bir anda oralara gidebiliyor. Bizim yakın tarihimizde de var. Değil mi efendim? İşte geçen gün bir Çanakkale filmi seyrettirdiler bize.
O bizim Mehmetlerin şeyini anlatılanlara göre film çevirmiş adam. Adamın inanmayan bir adamın gözünün önüne geliyor onlar. Bunu yaşayanlardan duyduk biz. Benim dedem, amcam da orlarda çarpışmış. Ağızlarından duyduk. Böyle fevkalade halleri. Bunlar oluyor. Bunlar kural dışı ama Allah sevdiğine böyle şeyleri veriyor. Peygamberini de vermiş. Allah veriyor, dikkat edin. Veriyor. O diyor ki vaiz-i vestani önemli değil bunlar. Şeytan da diyor bir anda dünyanın her tarafı dolaşıyor ama şeytandır diyor. Bunlara kulak asmayın. En büyük keramet istikamet üzere yaşamaktır. Dost doğru dürüst insan olarak yaşamaktır. Bu madde zar. En üst nokta bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bak emrolun dost doğru yaşa emrini alınca ihtiyarladım diyor. Bu emir ona emir. Yani zor bir iş bu. Nefsine karşı istikamet üzere olacaksın. Hanımına karşı istikamet üzere olacaksın. Çoluk çocuğuna istikamet, komşuna istikamet, insanlara istikamet. Oo, madde çok. Dürüst olmak. Zarı başardın mı da en yüksek noktaya ulaşıyorsunuz. Evet, işte en güzel Müslüman kim? Hayat yolunda Allah'ına isyan etmeksizin dost doğru olmaktır. Alimler öyle söylüyor. Dürüst insan olmak bu adamın güzel Müslüman olduğunun göstergesidir, alametidir. Evet, evet bir iyilik yaparsanız 10 kat, 700 kat namütenahi alıyorsunuz. Namütenahi alıyorsunuz ama siz bunları düşünmüyorsunuz. Bu İyilik yapmak sizde huy haline gelmiş. Dürüstlük huy haline. Karakter olmuş sizde. Hedef bu işte. Bu çok önemli madde bu. Karakter olmuş sizde. İşte o güzel Müslüman. Üst çizgi, üst çıta bu. Güzel Müslüman, dürüst Müslüman insan olmak. Bu o noktaya ulaşmak. O noktaya ulaşmak. Yani bu noktaya ulaşanlar bize gülüyorlar. Çünkü bizim hedefimiz ne? İşte efendim gece namazı kılarsanız herkes uyuduğu zaman cennete girersiniz. Açları doyurursanız cennete girer. Peygamber teşvik ediyor. Sıkıntıda olanları sıkıntıdan kurtarsanız cennete girersiniz. Cennete girecek maddeler söylemiş. Yunus Emre diyor ki cennet dedikleri birkaç huri ile birkaç gılman isteyene versen anı bana seri gerek seni. Evet cennet nedir ki diyor. Ver isteyene ben diyor seni istiyorum diyor. Onlar cennet onların olsun. İşte bu son nokta bu. Son nokta bu. Her şeyden vazgeçip Allah'la bütünleşmiş olmak son nokta bu. Güzel Müslümanın ölçüsü budur. Yolunda dost doğru dürüst olmak. Tabii güzel şeyler anlattılar bize bu Çanakkale ile ilgili. Evet. O 350 kiloluk mermiyi kaldıran Seyit Çavuş'u devlet reisimiz görmüş, perişan üstü başı, şimdi ona çıkaracağız diye adam fakir, zor kıt kanaat geçiniyor. Ama gönlü Allah'la adamın, yoksa o 350 kilo mermiyi kaldırabilir mi ya? Normal ölçüler içinde değil ki bu, olmuş bir vakka bu. Böyle bir adam, dünyaya metelik vermiyor, hayatından memnun. Demişler ya böyle olur mu eski üstü başlı? Elbise bulacaklar. Yok adam elbisesi. Bir büyük cüsseli bir adammış o. Seyit Çavuş. Birisinin böyle iri yapılı bir adamın elbisesini bulmuşlar. O da bacağı kısa gelmiş. Çıkarmışlar. Bu ne demiş? Efendim başka bulamadılar da demiş. Bana uyucu elbise. Bunu buldular. Hemen demiş. Maaş bağlayın. Hayır. Hayır. Maaş istememiş. Evet. Biz olsa aman üç kat olsun. Farkı görüyor musunuz? İşte istikamet üzere, insanın kalbi istikamet üzere oldu mu? Para, mal, mülk, dürüst, Allah rızasını ön plana. Onun olsun diyor. Ben öyle biliyorum. Bizim kasabamızda da babası mesela orada kalmış. Devlet maaş bağladı ya. Baya zor kıt kanaat geçiniyor. Kızı almadı devletin verdiği parayı. Ben cennet isterim dedi. Para istemem. Böyle insanlar var işte o da almamış. Hadi onu öyle. Ondan sonra yanındaki iki kişiymiş o topu ateşleyen.
İki yanındakini getirmişler Çanakkale'ye. Çanakkale'de meşhur bir zengin var, Müslüman bir zengin. Gelmiş, coşmuş adam, anlatmış o hatıralarını. Bir çek yazmış, o köşeyi dönecek bir çek. İhya edecek onu. Çok para demiş, al. Ne bu demiş adam, ne bu? Sana demişler, ooo sülalen köşeyi döndü. Ayıp ya demiş, alın. Ama demiş hediye ettin. Madem hediye vereceğim bir kat elbise yapıyorsun demiş bana. Milyarları şöyle elin tersine atıvermiş. İşte bu kalbi Allah'la olan adam. Her şeyden kopmuş. Tam müstakimül hal. Hal buna diyorlar. Böyle an adam ne para var gözünde ne şey var. Böyle olana da işte Allah attığını vurduruyor. Dikkat ederseniz. Böyle zaferler ihsan ediyor. El dayıyor. Evet. Bir Müslüman, bir kimsenin güzel Müslüman olmasının şeysi, alameti dost doğru olması. Her halinde karakter olması bu. Dürüstlük karakter olması kendisinde. Allah'ına hiç isyan etmez. Yo Allah böyle dediyse kusura bakma. Kim olursa olsun elin hemen reddeder. Bu böyle. İşte budur. Alameti budur. Evet. Bu hadis-i şerifi Buhari, Müslim, Ahmed ibn Hanbel, Ebu Hureyre hazretlerinden nakletmişler. Bunun örnekleri pek çok, pek çok. Allah bizi müstakimül hal, istikamet, dürüstlük, karakteri olan güzel insanlardan olmayı nasip etsin inşallah.